Haberler.com'dan herkese sevgiler. Mardin Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Kadir Üründü'ye bağlanıyoruz. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Mardin'e sevgiler, saygılar sunuyorum. Teşekkürler. Maalesef Diyarbakır ve Mardin'de yangın çıktı ve çok sayıda yaralılar var. Hayatını kaybeden vatandaşlarımız oldu. Buradan Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılara acil şifa dileklerinde bulunuyoruz. Ve geçmiş olsun dileklerimi de iletiyorum size. Şu an için son durum nedir Mardin'de? Yangın kontrol altına alındı ama tekrar sizden dinleyelim son durumu. Evet, dün saat 22 sularında Mardin'de ciddi bir hareketlilik başladı. Diyarbakır Çınar ilçesine bağlı bölgede yaz çiçeği bağırıp ve ağaç seven köylerinin kırsalında başlayan yangın bölgenin de örtüsünden kaynaklı ve rüzgar, çok ciddi bir rüzgar da etkisiyle kısa sürede çok önünü anlamayacak şekilde büyüdü ve neredeyse bölgenin tamamını kapladı. Çok ciddi bir hareketlilik yaşandı gece boyunca ve Mardinler uyumadı dersek, geceyi ayakta geçirdi dersek geridir. Ciddi bir hareketlilik oldu. Mardin olduğu üzere bir bayram tatilindeydi ve bayramın resmi tatili devam ederken birçok ekip itfaiyesinden AFAD'ına çalışanlarını geri yarısı tekrar çağırdı ve burada olanlarla birlikte oluşturulan yoğun kalabalık ekiplerle yangına müdahale edilmeye çalışıldı. Yangın kısa sürede Çınar'dan Maz Dağı'na kadar ilerledi ve Yetkinler Mahallesi, Şen Yaşar ve Kırsal Mahallelerinde etkisini altına alarak bir anda büyüdü ve ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kaldı. Bu yangının ilk başta söndürmeye çalışan vatandaşların bir gayreti oldu. Bunlar da yangından olumsuz etkilenen insanların çok oldu. Yaralılarımız çok fazla. 18-19 Mardin'de bu yangından etkilenen yaralı ve halen tedavisi devam eden vatandaşımız var. Maalesef bir vatandaşımızı iki kuzeni kaybettik. Şehmus Demir ile Hasan Demir. Şehmus Demir 17 yaşında, Hasan Demir de kuzeni 40 yaşında. Bunlar Yüceba Mahallesi'nden maalesef yaşamlarını yitirdiler. Ve yaralı olan, ağır yanığı olan hastalarımız da Diyarbakır ve Şanlıurfa'daki hastanelere tedavi etmek üzere gönderildi. Diğer hastalarımız şu anda Maz Dağı ve Mardin'de hastanelerinde tedavilerini devam ettiler. Malumuz olduğu üzere yangın ve yangını söndürmek için çalışan vatandaşlarımızın birçoğu da dumandan ciddi şekilde etkilendi. Yangın çıkmasıyla birlikte Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, İl Jandarma Komutanı İdris Sataroğlu ve beraberindekiler, yetkililerle birlikte hemen sahaya gittiler ve operasyonu, söndürme çalışmalarını direkt sahadan yönetmeye çalıştılar. Gece boyunca Mardin'de siren sesleri durmadı. Yaralılar ve dumandan etkilenen vatandaşlar Mardin'deki hastanelere nakledildi. Sağlık ekipleri noktasında yine takviye ekipleri istendi. Dolayısıyla da tamamen teyakkuz halinde bir gece geçirdi dersek gelirdi. Peki yangının sebebi neydi? Ya şöyle söyleyeyim. Mardin'de ciddi bir elektrik sorunu var. Mardin'de özellikle yaz aylarında bu elektrik nakil hatlarında seksiyonellerden kaynaklı elektrik tellerinin enerji nakil hatlarının yeteri kadar bakım ve onarımın yapılmadığı noktasında vatandaşın tırnak içerisinde söylüyorum ciddi şikayetleri var. Ki yangının çıkış sebebiyle birlikte bugün söndürme çalışmaları tamamladıktan sonra köylülerin çok ciddi bir derdelişi vardı, tepkileri vardı. Biz bu yangının çıkış noktasındaki yerlerde DEDAŞ'a defalarca haber verdik. Gelin bu hatları gelin, işte gerekli bakımları yapın. Bizim burada tarlalarımız var ve
tarlaları hasadı kaldırdıktan sonra çok yangına müsait samanımız var. Direkt bir kıvılcımla bütün geleceğimiz heba olabilir. Hı hı. Gelecekle birlikte bugün artık canlar da bitirildi. Bu tırnak içerisinde iddialar, medyaya da sosyal medyada yansıyan iddialar da bunlar. Şöyle yani sektörlerden kaynaklı kıvılcımlar oluşuyor. Tellerden birbirlerine sürtmesiyle, rüzgar etkisiyle sürtmesiyle birlikte direkt bir kıvılcımla beraber, kıvılcımın tarlaya düşmesiyle birlikte yerdeki saman ve otluk kurmuş otluk olunca hemen rüzgarın etkisiyle ciddi anlamda büyüyebiliyor. Yani yangının sebebi elektrik kaynaklı. İddia o. Köylülerin ve halkın iddiası o. Tabii bununla ilgili araştırmalar başladı. Az önce Adalet Bakanımız da açıklama yaptı. Bu yangınla ilgili inceleme başlatıldı. Bu konuda öyle sanıyorum ki hem Diyarbakır'da hem Mardin'den ilgili ekipler oluşturulup çıkış sebebi neyse mutlaka kamuoyuyla paylaşılacaktır. Ciddi bir yangın. Bu yangın sadece belki bugün gündeme geldi ama biz haftalardır, iki haftadır Mardin'de ve Mardin'le birlikte bölgedeki birçok ilde bu yangınların çıkışını her gün haberlerimizde işliyor, yansıtıyoruz. Yazın ilk hasadın kaldırılmasıyla birlikte tarlalarda bulunan otların işte kalan hasadın altından kalan bir bölümün saman haline getirilmesi için bir çalışma yapılıyor ve bu saman balyaları haline getirilip besleniyor ve satılıyor. Ciddi de para yapıyor piyasada bu. Ama bunun dışında kalan o hiç kesilemeyen, toplanamayan şeyler de maalesef kötü bir alışkanlığı var toplumunda. Burada bunu özellikle ifade etmek isterim. Anız yakılıyor. Anızlar yakıldığında ise önüne geçilemeyen büyük sıkıntılarda karşı karşıya kalabiliyoruz. Bunu defalarca da yaşıyoruz. Anız yangınları hem tabiata hem de cana, mala büyük zarar veriyor. Bunun önüne geçilemedik. Bununla ilgili yetkili kadar da mücadele edildiğinin kanıtında değilim ben. Dolayısıyla bu anız yangınları evet bizim üreticimizin bir an önce bu tarlayı kaldırıp ikinci ürünü ekeyim çabasından kaynaklıdır. Ama bunun yanında yine çiftçilerin tekrar söylediğim gibi iddialarına göre ve birçok yerde de yaşanan yangınlarda ilgili elektrik zincir firmanın gerekli enerji nakli hatlarına gerekli bakım onarımı zamanında yapmadığı ya da bunlara biraz kaldığı noktasındaki şikayetleri de ifade etmekte fayda var. Ve aynı zamanda maalesef yangınlarla birlikte çok sayıda hayvan da telef oluyor. Evet. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Ya şöyle söyleyeyim yani evet bugün belki yitirdiğimiz 5 can çok önemli canlar. Bunun yanında 40'a aşkın yaralı tedavileri devam ediyor. Ama bunlarla birlikte bizim gibi can taşıyan hayvanlarımızın çoğu da telef oldu. Bunları yüzlerle ifade etmek mümkün. Ve ne acıdır ki bilmiyorum sosyal medyadan gelmiş olabilirsiniz. Sadece nefes alıp veren ama yangında bütün her şeyini yitiren hayvanlarımız yanıklar içerisinde sadece yaşıyor, nefes alıyor. Bu canı acıtan başka bir manzaraydı bizim için. Belki bilmiyorum ilgililer bu anlamda mücadelelerini, müdahalelerini gerçekleştiriyorlardır ama öyle sanıyorum ki veteriner noktasında da bir takviye yapılabilir Mardin'e, Diyarbakır'a. Çünkü bölge özellikle Mazda tarafı hayvancılığın gelişkin olduğu bir yer ve hayvancılıkla geçimini sağlayan insanların olduğu bir yer. Hayvanlar ciddi anlamda büyük sıkıntılar yaşadı ve birçoğu telef olurken arada yangından yanarak kurtulanlar da var ama sadece nefes alıp verebiliyorlar. Sadece nefes alıp veriyorlar. Başka da bir şeyleri yok. Bunların nasıl bir yol izlenecek, direkt kesilecekler mi yoksa tedavileri mi edilecek onu doğrusu çok merak ediyorum ben de. Son zamanlarda çok sık yangın vakaları olmaya başladı dediniz.
Buradan sizin önerileriniz var mı ya da tam olarak neye dikkat edilmesi gerekiyor? Son olarak da bu soruyu sorayım size. Ya şöyle söyleyeyim. Ev veriyatında ilk yapılması gereken şey bizim anız yapmaktan vazgeçmemiz gerekiyor. Bu bizim çiftçimizin, üreticimizin doğru bildiği bir yanlıştır. Bununla birlikte yakılan anızda hem toprağımız işlevsiz kalıyor, hem içindeki mineraller ölüyor. Bunun yanında da bunu zaten ilgili yetkililer her defasında açıklama yapıyorlar. Anız yapmak yanlıştır ve geleceğimizi heba ediyoruz. Bununla mücadele edilmesi gerekiyor. Anız yapılmaması lazım. Hem çevreyi de kirletiyor. İnsanlar balkonlarını açamıyorlar geceleri. Ve hava karardıktan sonra 8-9 oldu mu insanlar tarlalarına bir kıvılcım atıp tarlanın bir anda yanmasını ve hemen kazılıp tekrar yeniden işlevlerinin ikinci ürünün ekimine başlanıyor. Dolayısıyla anız yapmak bir kez daha burada ifade etmiş olalım. Tehlikelidir ve bunun önüne geçilmesi lazım. Bununla mücadele edilmesi lazım. Bir diğer taraftan tamam anız yapıyoruz. Bu bizim yanlışımız ama burada hırsızın hiçbir suçu yok. Mantığı bir atasözü vardır. Öne çıkar. Evet tamam ama yani yangınla sadece anız yakılma çıkmıyor ki. Yani enerji nakil hatlarındaki sektörlerden kaynaklı kıvılcımların yaktığı nice tarlalar oldu, nice ocaklar döndü burada. Bunun yeri gelmişken tekrar altını çizmek lazım ve bununla ilgili de eğer ihmali varsa, kimin ihmali varsa devletin bunu araştırıp mutlaka ortaya çıkarması lazım. Oldu bittiyle bu işler olmaz. Dolayısıyla bizler bir kez daha buradan madem halk adına çağrıda bulmuş olalım. Bu yangının çıkış sebebi ve bu yangının çıkmasındaki ihmali olan kim ya da kimler ise mutlaka kamuoyunun önüne çıkartılmalı ve bu anlamda da gerekli ilgili müdahaleler uygulanmalıdır ki bundan sonra bu tekrar edilmesin. Madem gerçekten çok zor bir gece geçirdi ve küçük kazalar da oldu. Artuklu Belediye Başkanı mesela ekipleriyle beraber sahada çalışırken ayağa takılıp düştü, kolunu kırdı. Nice bu anlamda söndürme can havliyle bu bir an önce bizler de bu işin sönmesi için çabalayalım, çalışalım deyip de yangına balıklama, bodoslama atlayan çiftçilerimiz, üreticilerimiz, göre insanımız yangından etkilendi ve şu an hasta yataklarında. Mardin'de burada bir kez daha bu açığı biz defalarca 10 yıl önce ben haber yaptığımı hatırlıyorum ama bir kez daha buradan haberler.com aracılığıyla da dile getirmiş olayım. Mardin'de birinci ünite yanık ünitesi merkezi yok. Ve bizler yangınla her defasında sınanan bir toplum, bir yöreyiz. Mardin'e Sağlık Bakanlığımızdan buradan bir çağrıda bulmuş olayım tekrar. Bir an önce Mardin'e bir yanık ünitesinin yapılması gerekiyor, açılması gerekiyor. Şu an hastalarımızı biz gece yarısı Diyarbakır'a, Mardin'e Şanlıurfa'ya göndermek zorunda kaldık. Bazen onlar da yer bulunabiliyor. Bu defa Mersin'de, Antalya'lara, Adana'lara göndermek zorunda kalıyor. Bir an önce bu anlamda Mardin'deki çok önemli yatırımlar yapıldı. Çok önemli sağlık hizmetleri, hizmet yatırımları yapıldı. Ama bunun yanında da bu ünitemizin bir an önce Mardin'i kazandırmasını sizin aracınızdan dile getirmiş olalım. Bizler de teşekkür ediyoruz ve geçmiş olsun diyoruz tekrar. Sağ olun. Teşekkürler, sağ olun.